sahneniz, Bilgaz Direktör'ün tutumluyum, yapınız vardı. Akşam kaç gibi çıktınız? Gece 10'da çıktık maalesef. Acil bir ameliyat çıktığı için araya girdi ve bizim ameliyatlarımız da bayağı uzun sürdü o yüzden. Gece 10'da çıktık, bugün sabah tekrar başladık. Bir sabah bir ameliyatınızı yaptınız, şimdi ikinci Bilgaz Direktör'ü yeniyorsunuz. Evet. Hastalarınız genellikle şehir dışından geliyorlar ama bununla alakalı olarak sormak istediğiniz bir şey var mıdır? Yani şehir dışından gelenlerde de sorunsuz bir şekilde ameliyattan bir gün önce bütün işlemlerini yaptırıp bitiriyoruz. Ertesi gün ameliyatına hazırlayabiliyoruz. 4 gün hastanede yatıyor. Daha sonra akabinde eğer uzak bir şehirden geliyorsa burada anlaşmalı otellerimiz var. Orada konaklamalarını sağlıyoruz. Güzel oteller. Ondan sonra gönderiyoruz. O zaman şimdi ameliyata. Evet. Hastamız ameliyat öncesinde yaptığımız tetkiklerinde safra kesinde taşı da vardı. Hep anlatıyorum, obezite ve safra kesinde taş oluşma riskini artıran bir durumdur. Şu anda bu hastaya ameliyatımızı yaptık, tüp midemizi yaptık, tüp mide ameliyatı. İlerle bakayım sevgili şuraya. Burada tabii artık mideyi göremiyorsunuz çünkü biz etrafını yağlarla diktik. İyice koruma olması için yağlarla diktik. Ondan sonra bu tarafa gel Sevde. Şurada mideyi göreceksiniz. Evet, mideyi buradan çıkaracağız biraz sonra. Tuttuğumuz mide çıkardığımız mide parçası buradaki kestiklerden bir tanesinden çıkaracağız. Şurada da safra kesesini göreceksiniz. Evet, bu da safra kesemiz. Çünkü safra kesesinde hastamızın taş var. Şu da safra kesesi. Birazdan çıkaracağız onu da. Bu hafta yoğun bir haftaydı. Bugün 5. obezite ameliyatımızı yaptık. Hastalarımızın 2 tanesinde safra kesesinde de taşı olduğu için safra keselerini de almak zorunda kaldık ameliyat sırasında. Şimdi poliklinikle devam edeceğiz. Hastaları klinikteki vizitlerimizde tekrar birlikte takip edip göreceğiz.